Merhaba arkadaşlar, Bursa'nın herkese tekrar tekrar sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Sevgili dostlar, 11 Ağustos Cuma İstanbul yarış programımıza tekrar sizlerle beraberim. Evet, İstanbul'da 8 koşulu bir programımız var. Bir altılımız olacak. Tabii ki 1. 4'lük ayın 7. plase, 1. 3'lük ayın oynayacak arkadaşlar için bir şeyler aktarmaya çalışacağım. İnşallah faydalı oluruz sevgili dostlar. Herkese bol şanslar dileyerek videomun altında beğen butonuna da basarak bana destek vermiş olursunuz. Desteklerinizi bekliyorum sevgili dostlar. Evet, geçelim koşularımıza. Birinci koşu saatlerimiz 17.45'i gösterdiğinde 3 yaş şartların 1200 metre sentetik kuma çıkacak. Şartlı 2-1 mücadele 8 sapkınımız yer alıyor. Evet, burada Çelik Murat, yani baktığım zaman sentetik performansı o kadar pek amşam olmasa da yani bu grupta söz sahibi yapacak gibi görünüyor. Ama burada 3-10 Nazlı Çocuk'tan ben bir etkili performans bekleyeceğim. Bir turbo orijini. Yani liderliği belki alamasa da yani 1-0 safkanımız Hayana biraz daha seri gördüm. 2-0 safkanımız olsun. 3 de buna eşlik edecektir. Yani 3-2, 2-3 ben 1. 4'lük Hayan için yeterli olacağını düşünüyorum. 3-2, 2-3 birinci koşu için ideal isimler olduğunu düşünüyorum. Evet, geçelim ikinci koşumuza. Handikap 15-1 mücadele 4 yaş şartlar 1900 metre çime çıkacak. 6 safkanımız yer alacak bu koşuda. Evet, burada da bir nolu Mir Kızım Berkan Çığla eşliğinde İstanbul'da yaptığı 1600 olsun 2100 olsun son koşu 2200'e çok başarılı bir koşu sergilemişti. Yani kazanmaya çok yakın gibi görünüyor ama burada 3 nolu Ocak başında ben eksik etmeyeceğim. Bu iki safkanla da buraya geçmeyi planlıyorum. 1 ve 3 7 plase ve de 1. üçlük ayın için yeterli olacağını düşünüyorum sevgili dostlar. Evet, geçelim 3. koşu. Altılık ayınımız başlıyor. 8 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Şartlı bir mücadele. Sabırlı koşu 2 yaşlı İngilizler 1300 metre çime çıkacak. Evet, koşuya baktığımız zaman ilgimizi çeken safkanlar tabii ki var. İyi performans sergilemesini beklediğimiz safkanlar. İlk tercihimiz 5 nolu safkanımız Halis Karataş eşliğinde. 2 nolu safkanım Velat Abiş'te. 1 nolu safkanımız Erhan Akdula. Ve de 4 nolu safkanı Hişman Çizik eşliğinde iyi bir performans gelmesini bekliyorum. Tabii ki şartlı bir dileyen arkadaşlar 8 safkan var. 4'ünü yazdık. 4 safkan kaldı. Dileyenler haşla geçebilir ama ben 5-2-1-4 diyerek bu koşuyu bu şekilde geçmeyi planlıyorum. Altılık ayarımızın ilk ayağına. Evet, geçelim 4. koşu altılık ayarımızın ikinci aya. Şartlı 4-1 mücadele 3 yaşlı İngilizler 1900 metre çime çıkıyor. 9 safkanımız mücadele verecekler. Evet, burada Akın Sözen eşliğinde 8 nolu safkanımız birazcık sırıtsa da 3 nolu safkanımız olsun 1-2-6 bunları da ben kesinlikle es geçmeyeceğim bu koşu için. Buradaki sıralamamız nasıl oluşacak? 8-3-1-2-6 şeklinde oluştu 4. koşumuzda. Evet, geçelim 5. koşu kısa vade altı at yarışı yazarları derneği koşusu 3 ve ekol İngilizlerin 1200 metre çime çıkıyor. 7 safkanımız yer alacak bu koşuda. Evet, sürata binecek, yani tümü hemen hemen tüm safkanlar önde gitmeyi seven tempo yapan safkanların bir arada oldu bir koşu. Burada 5-10 Sun Time ile başlayacağım. Bir Luxor temsilcisi Ayhan Kurşun'la zaten ikili bir yaptılar. Yine etkili koşacaktır. 1-0 safkan Azman Tor ve Velat Abiş ile son koşusunu kazanarak form yakalayan bir safkanımız mutlaka kuponumuzda olmazsa olmazlardan biri olacaktır. 6-0 Maestro Halis Karataş'ı ilk defa görüyoruz. O da son ilk koşusu gerçekten çok başarılı. Son koşusunu kazanarak geliyor. İyi performans gelecektir. Ve de 7 nolu safkan Görkem Özçelik'le. O da zaten Görkem'le bir kere buluştular. Onu da kazandı. Tekrar Görkem'e teslim edilen 7 nolu safkanımızda es geçmeyeceğiz. 5-1-6-7 benim 5. koştaki sıralamam. 4'lük ayarımızda bu koşuyla itibaren başlıyor. Evet, geçelim 6. koşu grup 2 Celal Bayar koşusu 3 ve ekol İngilizler 2400 metre çime çıkıyor. 6 safkanımız yer alacak. Evet, burada baktığımın Go Hero Halis Karataş'la gerçekten yani
ön planda çıkan bir safkanımız ama ben buna bir tane daha safkan ekleyeceğim. Bu iki safkanla geçmeyi planlayacağım. O da Denso diyeceğim sevgili dostlar. Yaptığı son koşu çok başarılı kazanarak bu koşuya kayıtlı. Evet, burada 3 ve 2 yani burada yeterli olacağını düşünüyorum. Yani hem uzun mesafe, yani tempoyu burada kim belirleyecekse o da Arsman gözümüze takılıyor. Buna Vincitore de eşlik edecektir. Biri birinci, biri ikinci, son viraja kadar böyle gideceklerdir. Ama sonlarda Gihiro ve Denso'dan da ataklar gelecektir. Bu iki safkanın çekişmesinde birinciliği belirleyecek diye düşünüyorum. 3 ve 2 benim bu koşuda önereceğim iki safkan olacak. Evet, geçelim 7. koşu. Şartlı 4. 4 vekor Araplar 2100 metre çime çıkacak 8 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet, burada Gebze güzeli, yani İşman Çizik'te 6'da 4 yaptılar. Üst üste 5 koşusunu kazandı. Biri çimde olmak üzere, yani İstanbul Sentedi'nde olsun, çiminde olsun müthiş işleri imza attı. Yaptığı son 3 koşusu biraz geri planda kalsa da 3. 5. son koşusunu güzel bir ikincilikte elde etti 1600 metre çiminde. Bakalım mesafenin uzaması ona yine yarayacaktı Gebze güzeline. İşman Çizik'te ilk tercihimiz. Yani alternatif bir banko da olabilecek kalibreye sahip bir safkan. Yani ama burada bir nolu Avşar, ondan sonra iki nolu Egetay olsun. Ve de burada bir isim daha vardı. 5 nolu Er Savaş, Görkem Özçelik de bu safkana da ben çok çok dikkat diyeceğim bu koşu için. Evet, 8 başta olmak üzere 1, 2 ve 5 şeklinde oluştu buradaki sıralamamız. Evet, geçelim son koşumuza. Handikap 14 dişler ama 3 yaş İngilizler 1200 metre çime çıkacak. 9 safkanımız yer alacak bu koşta. Evet, koşuya şöyle baktığım zaman tempoyu büyük ihtimalle degaj belirleyecektir. Hem bir kulvar çekme avantajına çıkıp bir beyaz bayrak aynı yarışı bizlere izlettirmeye çok çok yakın gibi görünüyor. Son işinde 1400'e bir beşincilik ama 1300 arka arkaya güzel ikincilikler elde etti. 1400'e kazanma başarısı gösteren bir safkanımız. Degaj liderliği alacaktır. Sonuna kadar direnip koşuyu çalmaya çalışacaktır. Ama ben burada bir tane safkanı ben banko tercih Degaj'ı ben geri planda bıraktım sevgili dostlar. Mesafe kısa olsa da Ankara'dan gelen Final Buiti diyeceğim ben. Burada Furkan Çetin'le Aprant arkadaşımızla ilk defa buluşmuş. Bu safkan yaptığı Ankara işinde olsun, Adana işinde olsun çok etkili bir koşan bir safkanımız. Son koşusunda da zaten Mehmet Keskin'le kazanmasını bilmişti. Anadolu Alevi de vardı o koşuda. Yine Anadolu Alevi'yle beraber koşacaklar. Ben Final Büyütü diyeceğim ben. Degaj'ı geri planda bırakıp Final Büyütü tarafındayım. 1 nolu safkanımızı ben yarın banko olarak tercih yapacağım. 3 nolu Degaj ve de 5 nolu Anadolu Alevi'yi de ikili için değerlendireceğim. 1 bankom, 3 ile 5 ikili için önereceğim isimler olacak İstanbul programımızda sevgili dostlar. Evet, İstanbul programı için sizlere aktaracağım safkanlar bunlardı. Bir tane bankomuz son ayakta bende, o da Final Beauty'ye güvenerek banko tercih yaptım. Tabii ki tercih sizin elinizde. En son kalemleri tabii ki yarışa bir saat kala, yarım saat kala sizler tabii ki oynatacaksınız. Ve de inşallah yazdığınız safkanlar ganyan olur diyelim ve de videomuzu burada noktalayalım. Herkese bol şanslar diliyorum. Hem Bursa hem İstanbul programı için. Allah'a ısmarladık. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın sevgili dostlar. Bol şanslar.